Arkadaşlar merhaba, 9 Eylül 2020 Kentucky Down Amerika Birleşik Devletleri altılı ganyan tahminlerimizle beraberiz. Çok karışık bir program var bugün. Çalışmalarımızı yaptık. Hemen değerlendirmemize geçelim arkadaşlar. Kentucky Down'da bugün ikinci koşuyla başlıyoruz. Birinci koşudan plase başlıyor, yedili plase. Kentucky Down'da ikinci koşuyu baktığımız zaman maiden bir koşu bu. Dişi safkanlar, 2 yaşlı İngilizler. 16 tane safkan burada mücadele edecek. Gene gördüğünüz gibi ikili üçlü kayıtlar var. Jockey kayıtları var. Bu 16 tane safkan 14, 15, 13, 12'lere kadar, hatta 10'lara kadar inebiliyor. Evet, şimdi burada baktığımız zaman burası karışık bir ayak. Hemen hemen koşunun en karışık ayaklarından bir tanesi. Bütün ayaklar çok karışık. Bütün koşular gerçekten çok zorlandık burada. Tekimiz de yani ona göre bir zorlamayla çıkan bir tek, açıkça söylemek gerekirse. Şimdi burada 90 bin dolarlık toplam ikramiyesi olan bir koşu. 1300 metre çim pistte. Bu arada Jose Ortiz ve Irad Ortiz kardeşler de buraya geldiler. Paranın kokusunu aldılar. Yani 10.000-15.000 dolarlık koşulardan. Burada biliyorsunuz Kentucky hemen hemen Amerika'nın en kaliteli hipodromlarından bir tanesi. Açılım merkezi gibi düşünebilirsiniz burayı. Şimdi ilk atımız arkadaşlar burada 12 numara Royal Approval. Geraldo Corrales Royal Approval arkadaşlar. 31 Mayıs'ta Gulfstream'de ikincilik yapmış bu Royal Approval. Bizim ilk atımız. 5 numara Demeter Plan Jerox'la antrenör Brad Cox. Kesinlikle ilk yarış olmasına rağmen yazılmak zorunda. Çünkü bu antrenör grupları adeta tecrübeli bir at gibi hazırladı bunları. Brad Cox bilhassa Amerika'nın en ünlü antrenör gruplarından bir tanesiydi hatırlarsanız. Devamlı söylüyoruz videolarımızda. Diğer bütün hipodromlarda da koşan atlarda emekleri var bu antrenörlerin. 8 numaralı Golden Account Adam Becheza ile 3 numaralı Thinking Jose Ortiz ile geldiler bunlar. Jose Ortiz'ler gene buraya, bakalım nasıl karıştıracaklar burayı da. 1 numaralı Class Riot Calvin Borel ile ve 2 numaralı Battle Blink Ricardo Santana Jr. ile. O vardı zaten. John Velasquez de gelmiş buraya. Tyler Gaffron. Şimdi zaten buradaki bakın ben şöyle söyleyeyim size, bu Calvin Borel, Florian Jurux, Adam Becheza, Tyler Gaffarone, Tyler Blaze, bunlar bir grup. James Graham, bunlar bir grup burada. Jose Ortiz, Ricardo Santana Jr., Irad Ortiz, John Velasquez ve Joel Rosario da bir grup bunlar. Burada. Evet, buradaki şablonumuzu verelim hemen. 12 başta olmak üzere 5, 8, 3 ve 1 ve 2. Burada toplam 6 tane safkan yazıyoruz ilk ayakta arkadaşlar. 90 bin dolarlık bu koşu. En düşük koşular 90 bin dolar bugün Kentucky'de. Paranın kokusunu aldılar. Evet, şimdi 3. koşuya geçelim. Altılı ganyan 2. ayağına geçelim. Kentucky Downs'da Amerika Birleşik Devletleri'nde gece 21.51 Türkiye'de şartlı bir koşu. 3 yukarı İngilizler 1300 metre çim pistte çıkıyor safkanlar. Burada da gene baktığımız zaman 13 tane safkan var. Burada birebir hemen hemen kayıtlar arkadaşlar. Jockey kayıtları hemen hemen birebir. Irad Ortiz burada gözüküyor tabii. Otomatikman çok da güzel bir ata biniyor. Yani onun da seçmesini bilir onlar. Ama çok fazla burada lüksleri yok. Çünkü buradaki safkanlara anlaşmış oldukları kendi jokeyleri var buradaki, bu yöredeki. Kendi at sahiplerinin kendi jokeyleri var. Ona göre öyle kolay kolay istedikleri ata binip de burada at koşturamazlar. Hani at koşturamazlar deyimi bu yani, at koşturamazlar. Evet, velakin bir numaralı atımız, birinci atımız burada. Kalitesiyle Irad Ortiz'in bindiği Well Connected bir numara. İkinci atımız 6 numara Smile Brian. Jose Ortiz'in gene bindiği. Burada el atmışlar artık bu bizim. Saratoga grubu diyeceğiz artık bunlara. 7 numara Stand Up Joel Rosario ile.
4 numaralı Turn of Events Luis Saez'le. Luis Saez bile gelmiş bakın. Ve 8 numaralı American Mandate Ricardo Santana Jr.'la. Yani biz bu koşuda bu Saratoga grubuna oynamışız demek ki. Bakalım. 6, 7, 4 ve 8. 6, 7, 4 ve 8. 5 tane sapkan arkadaşlar burada. Evet, şimdi 2100 metre olan 4. koşuya geçiyoruz. 4. koşudayız. Altıgay'ın 3. ayağı Kentucky Down'da Maiden koşu, dişiler birleşmişler. 3 yukarı İngilizler olarak Maiden'den çıkmayı hedefliyorlar 2100 metreyi tamamlayarak tabi. 12 tane safkanda. Gördüğünüz gibi çift yazan var mı? Julian evet. Yok şu anda. Tyler Bayes devamlı yazıyor gerçi. Neyse. Evet yok. Hepsi birebir kayıtlı. Bakalım hepsi koşacak mı? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Çok karışık bir ayak bu. 3 numaralı Assonment Julian Leparlo, yani bu Kentucky grubu diyelim jokeyi. Bizim için ilk safkan arkadaşlar. Bunun arkasında 11 numaralı John Velasquez Fortuna ve 12 numaralı Longspan Required Tyler Gaffalone ile ilk 3 at olarak sıralanıyor. Ancak eğer ki bu atlar arkasından bunların düşme ihtimali olursa 4 numara Loaded, 7 numara Bell Maggie, 8, 9 ve 10 arkadaşlar. 8 Demora, 9 Uluslararası Lexington ve 10 Champagne Diet Florangeros'la, yani bu grup, buranın grubu, Kentucky'nin grubunun jokeleri devreye girebilirler. Şöyle bir ayrım yaptık burada. 3, 1, 3, 11 ve 12. Çok ortada bir yarış bu. Eğer risk almak istemiyorsanız 4, 7, 8, 10 ve 10'u da yazmakta yarar var tabii ki. Burada 2100 metreyi kimin tamamlayacağını hiç kestiremiyoruz. Gerçekten çok zor bir koşu. AGF oranlarını da bilemem ama yurt dışındaki bu oranlarda 3 numara şu anda en fazla rağbet gören safkanlardan bir tanesi. Evet, şimdi 5. koşuya geçelim. 6'lı gayenin 4. ayına geçelim. Evet arkadaşlar, Kentucky Downs Amerika Birleşik Devletleri 5. koşu 4. ayaktayız. Satış koşusu şartlı dişi 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çim pistte buluşmuşlar. Toplam 12 tane safkan var burada. Burada da çok baktığımızda evet Tyler Blaze, Tyler Gaffalone, James Graham hepsi birebir yazılmış arkadaşlar. Çift yazan yok hiç. Koşar koşmaz bilemeyiz bunu. Hepsi koşacakmış olarak algılıyoruz biz. Arkadaşlar burada çok zorlandık. Biz çok baktık atların kalitelerine, hangi gruplarda koştuklarına falan. Bayağı bir vaktimizi aldı bu Kentucky. İşin içinden bir yani çıkmak çok zor gerçekten ama burada biz bir ata çok güveniyoruz. Bu da Yarat'ın bindiği Lady Worthington. Lady Worthington bu grubun çok üzerinde çok önemli koşular koşmuş. Hani 7. 4. 6. yol bazı grup koşuları da koşmuş cidden. O yüzden diğerlerine oranla baktığımız zaman gerçekten yanına at bulamıyoruz. Yani tabii ki bulabiliyoruz. Bu o koşmazsa Postal Girl bile gelebilir Edgar Morales'le. O bakımdan biz burada bu safkanı yalnız bırakmayı düşünüyoruz. Bir numara Lady Warrington, Irat Ortiz'le Banco. Zaten 100 bin dolarlık bir koşu bu. Yani Irat'ın bunu pek kaçacağını zannetmiyorum. At safkan da çok iyi bir safkan. Bunu safkanı Saratoga'dan hatırlarsanız her Saratoga'da koşturmuştu ve 5. oldu. Kötü bir safkan değil. Irat da çok iyi tanıyor. Burada da bence grubunu buldu. Bunun atların çoğu bundan çok alt aşağısında ama bakalım Allah mahcup etmesin. Ona göre siz kendi değerlendirmenizi yaparsınız arkadaşlar. Şimdi 6. koşuya geçelim. Evet arkadaşlar, Kentucky Down'la 6. koşudayız, 5. ayaktayız. Maiden bir koşu bu gece 23-27. 3 ve yukarı İngilizler, kısa mesafe 1300 metre. Toplamda 90 bin dolarlık dağıtılacak bir ikramiye var burada. Burada 6 numara Alphonse Wiley'e ben cidden şahsen çok güveniyorum. Bu safkan zaten İrlanda orijinli safkan. Bir yan Joseph Hernandez'le tanıdığı jockey. Zaten bir geçmişleri var atlı kendisi arasında. İkinci atımızda 8 numaralı Red Storm Rising John Velasquez'le ve 3. atımızda Grandma Favorite 3 numara
Jose Ortiz arkadaşlar. Bu üçlü asaf kanışına çıkacağını zannetmiyoruz. Hani burada Tyler Gaff var önünde bir üç numara, üçüncülük yapmış olan Born Great var ama kalite açısından düşük. Bu atları arkasından koşturacak diye düşünüyoruz biz. Florian Pratt'ın bindiği bir Sovyet var. İsteyenler bunu da yazabilirler. Cidden çok yani devire gidebilecek bir yarış günü bugün. Eğer dikkat edip oynayabilirsek belki kazanma ihtimalimiz var tabii ki. Ama dediğim gibi birbirine çok yakın atlar var. Yani favori grubun arkasından çok muazzam bir sürprize çıkabilir burada. Yani 30-40 ganyanlık bir at da çıkabilir, şaşırmayın. Buradaki şablonumuz bizim şu şekilde. 6-8-3, 3 tane atın dışına çıkacağını düşünmüyoruz. Ama dileyenler bunun arkasına dediğim gibi Sovyet'i de yazabilirler. Diğer bu 7 numarayı da yazabilirler. Sovyet'i yani. Ve Tyler Gaffarno'nun bir atı var, onu da yazabilirler arkadaşlar. Bir daha göstereyim size onu. 10 numarayı, Born Great. Yanlışlık olmasın. 7'yi ve 10'u da ilave edebilirsiniz buraya yer alanlara. Evet. Şimdi 7. kuşa geçelim arkadaşlar. Evet, Kentucky Down'da günün son koşusundayız. 7. koşusundayız. Altı Gayan Sonay'a 23.59'da. Artık 10 Eylül'e girmeden belki 9 Eylül'ün son dakikaları. Satış koşusu. Şartlı 3 fıkır İngilizler 1600 metre Çin pisti arkadaşlar. Koşulacak bu koşuda. Bu koşuda da bizim iki tane safkanın dışına çıkacağını düşünmüyoruz. Biz 5 numaralı Gunit, Joel Rosario ile. Diğeri de Marzo, Irat Ortiz'in bindiği 2 numaralı safkan. Tabii ki o kadar rahat olamayız burada. 3-4 tane daha safkan var burada hemen hemen aynı değerlerde. Öncelikle Salvador, Croy ve Sueno'nun da yazılması gerekiyor arkadaşlar normal şartlar altında. Yani 4, 1 ve 8'in de normal şartlar altında yazılması gerekiyor ama biz 5 ve 2'yi şu an için, yani Irat'ın pek bu tip 100.000 dolarlık koşu bu da tekrar. Pek bırakacağını düşünmüyorum. Joel Rosario da burada çok basacaktır. İyi bir ata biniyor. Joel Rosario'nun bindiği atta 5 numara Gunit. Ciddi, kaliteli bir at. Bakalım buradaki Kentucky'deki jokelere, Kentucky'nin kendi jokelerine yedirecekler mi bu Saratoga grubu, Irat'ların grubu. Göreceğiz artık. Evet, Kentucky ile ilgili dikkat edersek arkadaşlar, siz de kendi AGF oranlarına göre bakın, kendi kuponunuzu yazarken dikkatli olun. Koşular çok böyle net değil, çıkmış böyle belirgin favori atlar yok. Gerçekte parayı da bu verdirtiyor. İyi bir tevzi çıkarsa ben bu altının 100-150 binden aşağı vereceğini zannetmiyorum. Eğer o kadar tevzi çıkarsa tabii bir ya da iki kişi bilebilir. Bunlardan bir tanesi biz oluruz belki. Ona göre güzel karma bir kupon yapıp tutturmak nasip etsin. Herkese bol şanslar diliyoruz. İstanbul videosunda görüşmek üzere.